Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, denizciliği 18 yıldır stratejik bir gelişme alanı olarak gördüklerini söyledi. Hava yolları, karayolları, demir yolları, deniz yolları ve uzaydaki çalışmalarımız, attığımız dev adımlar ülkemizi bir lojistik süper güç haline getirmiş ve dünya ölçeğinde projelerimiz Türkiye'nin bölgesinde ticari ve siyasi hakimiyetini perçinlemiştir. Denizcilik alanı da 18 yıldır stratejik bir gelişme alanı olarak görülmektedir. Bu bağlamda dünyanın dönüşen limancılık anlayışına uygun olarak mevcut limanlarımız renove edilirken yenilerinin de inşasına devam edilmektedir. Gemi inşa sanayimiz devlet destekli olarak geliştirilmekte, tersanelerimizin, balıkçı barınaklarımızın sayısı her geçen gün artmaktadır. Denizcilik eğitimi veren ortaöğretim kurum kuruluşlarına yönelik işbirliği protokolü imza töreninde konuşan Bakan Kara İsmailoğlu, atılan hedef odaklı adımlarla Mavi Vatan'da Türkiye'nin hakimiyetinin giderek arttığına dikkat çekti. Attığımız bu hedef odaklı adımlarla Mavi Vatanımız denizlerimizde hakimiyetimizi giderek artırırken, siyasi, ekonomik ve ticari olarak faaliyetlerimizi etkin ve verimli hale getiriyoruz. Bu başarıların sürdürülebilir olması, her şeyden önce denizcilerimizin sürekli yenilenen eğitim kurumlarımızda giderek artan yetkinliklerle yetiştirmesiyle mümkün olmaktadır. İşte bu nedenle denizcilik sektörünün ihtiyacı olan eğitimli insan kaynağı yetiştirilmesi için bugün başlattığımız işbirliği son derece önemli. Projemiz kapsamında ülke genelinde belirlenen 6 adet mesleki ve teknik Anadolu Proje Okulu'nda okul sektör işbirliğinin güzel bir örneğini başlatıyoruz. Bakan Kara İsmailoğlu, salgın sürecinde 2020 yılında dünya ticaretinde düşüş olurken Türk limanlarında bir önceki yıla göre artış yaşandığını belirtti. 2020'de dünya ticaretinde duraklamaya neden olan salgın sürecinde küresel konteyner taşımacılığında %4'lük bir düşüş görüldü. Buna rağmen Türk limanlarında elleştiren dış ticarete konu olan yük miktarı 2020 yılında bir önceki yıla göre %3,5 oranında arttı. Ülkemizde deniz yoluyla gerçekleşen dış ticaret taşımaları 2003'te 149 milyon ton iken 2020 yılında 365.4 milyon tona çıktı. Uluslararası düzenli ro-ro hatlarında taşınan araç sayısı 2003'te 220 bin kadarken 2020 yılında 504.752'yi aştı.